Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Afet fırtınasının yaralarını sarmaya çalışan Malatya bugün 5.6'lık depremle 3. kez yıkıldı. Pek çok kişi o dehşet anlarında eşya kurtarma telaşındaydı. Komşu Kahramanmaraş'taysa enkaz altında kalan bir işçi kurtarılamadı. 29 binanın yıkıldığı, 110 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Moloz yığınlarında yine nefes kesen can kurtarma mesaisi başladı. Malatya komple yıkıldı. Hiçbir yer kalmadı. Zaten yıkık, zaten haraptı. Bir daha sarsıldı. Kalpler yine enkaz başlarında attı. Araba kaldı. Var. Abi itfaiye kaldı altında. İtfaiye kaldı. Yok. Böyle bir şey yok abi ya. Bitti Malatya, bitti abi ya. Malatya Yeşilyurt bugün saat 12.04 geçe 5.6'lık depremde sallandı. Az önce kuvvetli bir deprem daha oldu. Yıkılan binaları görüyorsunuz çarşı merkezinde. Malatya merkezi toz revan içinde. Çifti afeti hasarlı atlatan pek çok bina sonuncusuna dayanamadı. Onlarca kişi o binalarda eşya kurtarma telaşındaydı. Çocuğun ayakkabısını alalım dedim, elbiselerini alalım dedim abi. 7 katlı Çeşme Apartmanı ağır hasarlıydı. Öğle saatlerindeki depremden yaklaşık 15 dakika sonra büyük bir gürültüyle yola doğru çöktü. Yoldan o sırada geçen bir aracın içerisinde 3 kişi olduğu düşünülüyor ve şu anda arama kurtarma çalışmaları o noktada yoğunlaşmış durumda. Sanki böyle büyük bir kuvvetle aracı böyle sağlı solu şey yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı noktalardan birisi de burası. Burası bir yurt binasıydı. Deprem anında ilk iki katında çökme oluştu ve o sırada eşya almak için iki kişinin içeri girdiği biliniyor ve arama kurtarma ekipleri de şu anda o kişilere ulaşmaya çalışıyor. O anda ben eve girecektim. İki apartmanın arasındaydım. Canımı zor kurtardım. Yürekler ağızdayken sessizlik çağrısı yapıldı. Hiç kimse adım atmasın. Bulunduğu yere çöksün lütfen. Zamanla yarış başlarken acı haber Kahramanmaraş'tan geldi. İçeride sadece malzeme çıkartmaya girmişler de ufak bir sallantı olmuş herhalde. Olduğu gibi inmiş. Ağır hasarlı metal fabrikasında mal taşımaya giren işçiler vardı. Bina çökünce 5'i enkaz altında kalmıştı. Biri kurtarılamadı. Hasarlı binanın içine adamları zaten sokmuşlar işte usta. Hasarlı bina, buraya işçi girmesi normalde yasağıdı. Komple yıkıktı zaten. Buraya yıkılmıyor. Mallarını kurtarmaya gelmiş, o da yıkılmış. İddialar inanılmazdı. Gelmeyenlere çıkış veriyoruz demiş. Adamdan bir yani korkusundan gelmiş. Mal için aha şu an çöktü. Hayatı ne oldu insanlar? Enkaz önlerinde dakikalar yine asır gibiydi. Neyse ki güzel haberler de geldi. Abi çok geçmiş olsun. Eşya almak için hasarlı evine giren Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma enkazdan sağ çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında can kurtarma telaşı vardı. Sesimi duyan var mı? Afetin yıkıcı etkisi güvenlik kameralarına da yansıdı. Çevre illerde de hissedilen deprem sırasında Elazığ'da da büyük panik vardı. Bir kişinin hayatını kaybettiği son depremde 29 binanın yıkıldığı, 110 kişinin de yaralandığı açıklandı. Tüm Türkiye'yi sarsan deprem fırtınasının hemen her gün yeni görüntüleri ortaya çıkıyor. Birazdan izleyeceğiz. Kimi evinde yakalandı, kaçmaya çalışırken kabusu yaşadı. Kimi ise dışarıdaydı. Gözlerinin önünde koca binalar kağıt gibi yıkıldı. Binalar yıkıldı. Karla kaplı yollar ayaklarının altından kaydı.
11 ili sarsan küçük kıyametin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hatay'daki sahil apartmanı 7.7'lik dehşette bir sağa bir sola sallandı, saniyeler içinde böyle yıkıldı. Malatya'daki dehşete sokakta yakalananlar vardı. İki adamın sadece birkaç metre gerisindeki bina hızla çöktü. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki içlerinden biri korkudan yeri tutmaya çalıştı. Bazıları ise 7.6'lık felakete arama kurtarma çalışmaları sırasında yakalandı. Neyse ki hepsi binanın altından hızla kaçıp moloz yığınının üstüne çıktı. Kabus sırasında su kanalındaysa dalgalar oluştu. Depreme evde yakalanan bir aile ise dehşet anında tehlikeyi göze aldı, merdivenlerden inip kaçmaya çalıştı. Ama bina çoktan hasar almıştı. Neyse ki hepsi sağ salim dışarı çıkmayı başardı. Hadi anne! Çık binadan, uzaklaş, çık! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte afet bölgesi ziyaretlerine devam etti. İki lider bu kez Adıyaman'daydı. Erdoğan hem eleştirilere yanıt verdi hem de muhalefete yüklendi. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyamanlılardan helallik istedi. Her fani gibi bizim de kusurlarımız, eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi, milletimizin huzuru, refahı, güvenliği için gece gündüz çalıştığımızı hiç kimse İnkar edemez. Erdoğan ittifak ortağı Bahçeli ile birlikte Adıyaman'daydı. Konteyner kentte barınan depremzedelerle buluştu. Esas taburum da Osmaniye'den gitti. Babak yanında Osmaniye'li. Bizim başımızın tacı. Siz de daha başımızın tacısınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Bugünkü yönetimin başarılı olması için her gayreti göstermekten eminiz. Afet bölgesiyle ilgili kararları açıkladı. OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında %55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini belirtti. Çadır satışı tartışması sürerken AFAD ve Kızılay'ı eleştirenlere de tepkisi vardı. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Şehirlerin yeniden inşası büyük titizlikle yürütülüyor diye Erdoğan deprem nedeniyle göç edenlere çağrı yaptı. Şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Efendim, siyasetin gergin atmosferi futbol maçlarına yansıyınca MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi. Önce sosyal medyadan bir dizi paylaşım yaptı. Ardından da tuttuğu takım Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Tribünlerdeki siyasi protestolara tepki gösterdi. Sorumsuzluk ve şuursuzluk dedi. Ya tedbir alınmasını ya da maçların seyircisiz oynanmasını teklif etti. MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden de ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'nin Konyaspor'u konuk ettiği maç Bahçeli'nin önceliğindeydi. Eleştiri oklarını sosyal medya üzerinden sıraladı. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında da istifa sesleri yükselirse futbol kulüplerimizin oyuna geldiği netleşmiş olacaktır dedi. Millet seçimde kararını verecektir de zaten. O mesajları tam da Beşiktaş Antalya spor maçı başlarken paylaşmıştı. Benzer sloganlar atılınca kulüp üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Bahçeli'nin Beşiktaşlı kurmayları da Beşiktaş üyeliğini bıraktı. Marjinal bir kafayla bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.
Tribünlere İçişleri Bakanı Soylu'dan da tepki gelirken çok sayıda kulüp devletimizin yanındayız, gün birlik ve beraberlik günü açıklaması yaptı. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Bodrum Meydan. Bu arada dün akşam Beşiktaş Antalya Spor'la karşı karşıya gelmişti efendim. Yeşil sahaya futboldan çok oyuncak seferberliği damga vurdu. Binlerce taraftar 4. dakika 17. saniyede yani ilk depremin olduğu o saatte tribünlerden oyuncak yağdırdı. Tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim. Her köşesi cennetim, bir başkadır benim memleketim. Tarihi anlar, duygusal anlar, tarihi görüntüler. Tam 04.17'de küçük kıyametin koptuğu o anda futbol durdu, nefesler tutuldu, yeşil saha oyuncakla doldu. 4. dakika 17. saniye. Bütün oyuncaklar zemine atılıyor. Oyuncular alkışlıyor. Dillerde, kulaklarda memleketim. Bir başkadır benim memleketim. Tarihi anlar Beşiktaş-Antalya spor maçında yaşandı. Çarşı kendine yakışanı yaptı. Depremzede çocuklar için tribünlerden oyuncak yağdırdı. Her köşesi cennetin, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim. Çocuklar hep gülsün diye binler, milyonlar, tüm Türkiye tek yürek oldu. Duygulanmamak, ağlamamak ne mümkündü? Ne demişti Beşiktaş taraftarı maç öncesi? Yaralar sarılmadan ne bahar gelir ne de yaz. Nasıl ağlamasın Cenk? Nasıl ağlamasın? Özenle toplanan oyuncaklar Beşiktaş kulübü tarafından deprem bölgelerine gönderildi. Çocuklar hep gülsün. Bekirlikte yaşa takılanların beklediği günde nihayet geldi. EYT düzenlemesi yarın Meclis Genel Kurulu'nda gündemin ilk sırasında. Hemen emekli olacakları Nisan'da çifte müjde bekliyor. Hem maaş hem de bayram ikramiyesi alacaklar. Milyonların gözü kulağı bir kez daha meclise çevrildi. 3 hafta aranın ardından mesai yarın başlıyor. Gündemin ilk sırasında EYT düzenlemesi var. Mart'ta dilekçe verenlerin emekli aylıkları Nisan'da hesaplarına yatacak. Siyasi parti grupları uygun derlerse, katkı sağlarlarsa umuyorum, diliyorum ki salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. 4 maddeden oluşan EYT teklifinin en geç çarşamba günü genel kuruldan geçmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlar prim şartlarını da yerine getirmeli. Meclise sunulan metinde 1999'daki kademeli geçiş tablosu esas alınmıştı. Yani talep edilen prim gün sayısı bazı sigortalılar için 5.975 güne kadar çıkıyor. Örneğin 1999 girişli sigortalı 5000 gün prim ödemişse emekli olmak için neredeyse 3 yıl daha çalışmak zorunda. SGK aylık bağlama işlemlerini ortalama 2 haftada tamamlıyor. Örneğin 2021 yılında SSK'lılar için maaş bağlama süresi ortalama 15 gündü. Mart ayında yüz binlerce kişinin dilekçe vermesi durumunda aylık bağlama işlemleri de biraz uzayabilir. Aylık bağlama işlemi ne zaman tamamlanırsa tamamlansın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere maaşlar ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Yani EYT'liler Nisan'da 1100 lira bayram ikramiyesi de alacak. Deprem riskinin en az olduğu düşünülen Ankara'da da diri bir fay hattı ortaya çıktı efendim. İşin ilginç yanı da o tek hattın yeni bir yerleşim yerinden geçiyor olması ve o hat üzerinde çok ama çok kritik yapılar var. Fay hattında geçtiğini söylüyorlar. Yok canım, olur mu öyle bir şey? Aktif fay mı çıkmış? Türkiye 6 Şubat felaketi sonrası hala beşik gibi sallanıyor. Depremin vurmadığı kentlerde de herkes bulundukları yerde fay olup olmadığını inceliyor. Ağlayacağım, gerçekten çok kötüymüş.
Bursa'ya taşımayı düşünüyorum. Oradaki evim çok sağlam çünkü o zaman. Başkent Ankara deprem açısından en risksiz yerlerden biri olarak gösteriliyordu. Maden Tetkik Arama Kurumu'nun diri fay haritasına göre ise durum hiç öyle değil. Bağlıca'dan Yapracağa doğru uzanan bir fay var. Haritada dikkat çekense Ankara ve çevresinde fayı simgeleyen sadece tek bir çizgi olması. Tam da sizin buradan geçiyor. Evet, Allah korusun yani. Evinizin durumu ne? Biliyoruz. Sağlam diye biliyoruz. Şok oldum inanın. Güveniyorduk Ankara'ya. Bir şey Haymana'da olduğunu biliyorduk biz fay hattının. Tabii birçok Bağlıcalı bizden öğrendiği için şu anda merakla baktılar. Maden Tetkik Arama Kurumu'nun haritası elimizde çünkü. Onun da fotoğrafını çekenler oluyor. Fay Bağlıca'dan Yapracık'a uzanıyor. Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtleri yakın çevrede. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kale adı verilen yeni binasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na ev sahipliği yapacak inşaat da aynı bölgede. Bağlıca zaten ama şey bölgesi, villa. Çoğunlukta villa olduğu için iki katlı. Çok katlı binalar görüyoruz. Çok katlı binalar da daha yeni yapılanlar. Fay haritada kuvveterner olarak işaretlenmiş. Kuvveterner demekse fayın şüpheli olduğu anlamına geliyor. Bağlıca çok yeni bir oluşum yeri. İnşallah binaları güvenli yapmıştırlar. Kontrollü yıkım daha kontrolden çıktı. Adana'da ağır hasarlı caminin minaresi yıkılırken savrulan parçalar etrafa dağıldı. 3 görevli yaralandı. Görünürde her şey yolundaydı ama kontrol yine lafta kaldı. Savrulan parçalar 3 kişiyi yaraladı. Adana'da mahalle arasındaki cami afet fırtınasında ağır hasar almıştı. Ekipler kontrollü yıkım için düğmeye bastı. Daha önce Aksa Camisi'nin minaresi yıkılırken hesap şaşmış, minare bir binanın üzerine devrilmişti. Aynı skandal yaşanmasın diye bütün önlemler alındı ama yine olmadı. Başta her şey yolunda gitse de öyle sonlanmadı. Yıkılan minarenin parçaları etrafa savruldu. Her yeri toz bulutu kapladı. Kontrolsüz yıkım 3 görevliyi yaraladı. Hani başımıza taş yağacak derler ya, Adıyaman'daki bir köyde beteri yaşandı. Tonlarca ağırlıktaki devasa kaya parçası birden köye yuvarlanmaya başladı. Sonra da bir eve çarpıp ortadan ikiye ayrıldı. Mucize eseri kimse yara bile almadı. Eğer bu taş kaysaydı köyde hiçbir can kalmazdı. Yani köy yara bir ederdi. Yerinden koptu, savruldu, çarptığı evin yanı başında ortadan ikiye ayrıldı. Büyük bir felaket olmuş. Burası Adıyaman'ın Eski Kahta köyü. Artçı sarsıntılar devasa boyuttaki kaya parçasını yerinden koparmıştı. Hızla yuvarlana yuvarlana Hacı Bulgur'un evine çarptı. Depremde kaya ikinci, üçüncü güne ağır çatlaklar verdi. Gece saat 10'da büyük bir parça evin üstüne düştü. Annemi aldım, evden kaçtım. İyi ki de öyle yapmışlardı çünkü kabusun devamı vardı. Depremden sonra 8. 9. gün taş ikiye ayrıldı. Diken üstündeki köylüler yetkililere acil çağrı yaptı. Acilen yani müdahale edilmesi gerekiyor. 86 yaşındaydı ve yıllardır yalnız. Malatya'da yaşadığı bina yıkılınca komşuları öldüğünü sandı. Oysa 16 saatlik kabusun ardından kurtulmuştu. Komşusu yaşlı adamı sapasağlam karşısında görünce gözlerine inanamadı. Bağırsın, sesin nereye gitti? Gitmiyor, kimseye çıkmıyor. Bağırdı çağırdı, düştüğü cehennemden sesini duyurmayı başardı. Öldüğünü zanneden komşusu onu sağ salim karşısında görünce gözlerine inanamadı. Allah razı olsun. Canınıza sağlık, afiyet versin. Vefat ettiğimiz döydük ama sağmış, sağ ol devletimizden. Yardımcı oldu, sağ selamet kurtuldu. 86 yaşındaki İsa Kalışlı, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bakkaldı. Yıllardır da yalnızdı. İkinci sarsıntıya eşyalarını almak için girdiği evinde yakalanmıştı. Saat 2'ydi,
kapıyı açar açmaz bütün dört kat kafam yıkıldı. Betonların altında enkaz yığınında çaresizce sesini duyurmaya çalıştı. O dara yerde o ayaklarımı şey vereyim, ayaklarım daha hala şey oldu, soğukta şey oldu. O zaman da şiddetli soğuktu kadar. Saatler sonra o kabustan kurtarıldı. Altta kaldım, 16 saat sonra çıktım. Azrail'e çelme taktıktan sonra ilk kez sokağa çıktı. Yıkıntıların arasında dolaşırken de komşusuyla karşılaştı. Sağ olarak gördük, gururlandık. Allah'ın demek ki ömür var. Hadi gidelim. Çocuk geçmiş olsun. Ta iki de. Bana dedi, vefat etti. Ya doğru. Burada vefat edenler de oldu kardeşim. Defne'de yaşayan Selva Genç, depremde zihinsel engelli iki çocuğuyla birlikte evlerinin ikinci kattaki balkonundan aşağı atlayarak hayatta kaldı. Anne unutamadığı o anları şimdi enkaz yığını olan evinin önünde anlattı. İki tane engellim var. Zor balkondan atladım kendimi. Onları zor kurtardım. Evim ikinci katlıydı. Onları kurtarmak için kendimi aşağıya attım. Bir an bile tereddüt etmedi. Önce kendini balkondan aşağı attı, sonra çocuklarını tek tek kurtardı. Zor atladık kendimizi, zor kurtardım çocuklarımı. Çocukları tane tane öyle taşıdım. Hatay'ın Defne ilçesindeki iki katlı müstakil ev şimdi bir enkaz yığını. Ancak 6 Şubat'a kadar Selva ve Muhanna genç çiftinin zihinsel engelli iki çocuklarıyla birlikte yaşadığı sıcak bir yuvaydı. İlk başta çatladı. İkinci de tam yerle bir oldu. Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ilk felakette evin kolonları patladı, kapılar açılmadı. Dışarıya tek çıkış balkondu. 60 yaşındaki anne çocukları uğruna canını içe saydı, balkondan aşağıya atladı. Kurtarayım çocuklarımı dedim, kendim öleyim. Baba iki çocuğunu kurtarmak için onları balkondan aşağıya attı. Aşağıdaki anne ise 32 yaşındaki Dila ve 28 yaşındaki Ali'yi tutmaya çalıştı. Kimi tutacağını şaşırdım. Bağırmaya başladılar. Yani çok zor. İki gün kendimize gelemedik. Çok sevdikleri evleri şimdi yıkık dökük virane, yeniden başlarını sokabilecekleri bir evin özlemiyle yaşamlarını çadırda sürdürüyorlar. Çocuklar dışarıda kalıyorlar. İyi ki hayattayız. Çifte felaketin ardından herkes diken üstünde. Hedefte de riskli olduğu düşünülen binalar var. Onlardan biri de Zonguldak'taydı. 24 katlıydı ve yamacın kenarındaydı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulunca müteahhiti çileden çıktı ve bakın kendini nasıl savundu. $1.750.000 para harcadık. Bu binaların yıkılma ihtimali sıfır. Bol miktarda klavye delikanlıları çok. Yani oturdukları yerden yazıyorlar ve yorum yapıyorlar. Ya bir gelip bir baksınlar burada bu iş nasıl yapılmış. Sabıkalı bir yamacın kenarındaydı. 24 katlıydı. Görenler korksa da müteahhitine göre yıkılması imkansızdı. Ben kendim bu binada oturuyorum. Hangi müteahhit yaptığı binada oturuyor? Kendim güvenmesem bu binada oturur muyum? Şahin Yalçın, sosyal medyada gündem olan Zonguldak Kozlu'daki binaların inşasına 11 yıl önce başlamıştı. 72 tane daire vardı. 2012'de kenarındaki boşta duran toprak kaydı. Toprak kayınca biz de bu arsa sahipleriyle, daire sahipleri anlaştık. Arazi yapısını tümüyle sağlama aldık. İddiaya göre sadece zemine $1.750.000 harcamış, deprem yönetmeliğini harfiyen uygulamıştı. Her türlü bilimden, teknikten faydalanarak yapılmış bir bina. İki inşaatımızın maliyeti bugünkü rakamla 300 ile 350 milyon TL arasında. Çok büyük şiddetli deprem veya çok büyük yer yarılmasında ancak yıkılır. Eleştiri bombardımanına tutulan müteahhit isyandaydı. Kolon bir evlattır yani. Ha, kolonu yıkmışsın veya kesmişsin, ha bir evlatı öldürmüşsün. Aynıdır, bizim için değişmez. Yazıyorlar kafalarına göre herkes. Yani alakası olmayan, sanki mimar, mühendis veya jeoloji mühendisi. Çapa ve Cerrahpaşa İstanbul'un iki güzide tıp fakültesi günlerdir kolonları, kirişleri kırılmış, demirleri tel tel dökülen binalarıyla gündemdeydi ve sağlık çalışanları, hastalar o binalara korkarak girip çıkıyorlar. Bugün rektörlükten önemli bir açıklama geldi. Babam burada şu yüksek binalarda yattı. İki binanın arasında elimiz giriyordu yani.
Kahramanmaraş'taki deprem İstanbul'da olsa ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz yani? Çatlak kolonlar, yarık girişler, paslı demirler. Acaba hastanenin şurası yarık mı, patlak mı, çatlak mı? İnanın ben bile tedirgin oluyorum şu anda. İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri, hizmet binaları zamana yenik düşmüş, sağlık çalışanları da hastalar da ya deprem olursa korkusuyla ne yapacağını şaşırmıştı. Burası korozyonun etkisini net olarak görebildiğimiz noktalardan biri. Bakın demirler çıkmış kolonda, aynı zamanda beton da dökülüyor. Ve sadece bununla da sınırlı değil. Bina yapılırken de deniz kumu kullanılmış. Bunu nereden anlıyoruz? İşte bakın deniz kabukları betonun içinde. Endişeler artarken beklenen açıklama bugün geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Profesör Doktor Nuri Aydın, riskli binaların kapatıldığını, acil ve çocuk sağlığı binalarınınsa hizmete devam edeceğini duyurdu. Toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar kompleksiyle Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının risk taşıdığı tespit edilmiştir. Tüm erişkin, ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur. Bugün üniversitenin Avcılar kampüsünde ise hareketlilik vardı. Eğitim gördükleri hastane binasının yıkılacağını öğrenen veterinerlik fakültesi öğrencileri eylem yaptı. 4 yıldır hastane ve okul olarak kullanılan bina bu hafta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Bu hastanemiz artık yok. Boşaltma kararı alındı. İçeride şu anda yatarda tedavi gören onlarca hastamız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ancak iddiaya göre ne öğrencilere ne hastalara ne de hocalara yeni bir bina gösterilmedi. Bize bir çözüm de sunulamadı. Konteynere geçinden. Öğrencilere de iyi bir eğitim verilmemesinden dolayı biz şikayetçiyiz. Mağduruz. İmkansız bir şey isteniyor şu an bizden. Bir hastane 3 gün içinde ne kadar tahliye edilebilir? Hastaları var, ameliyatları var. Öğrencilerin talebi ise yerinde dönüşüm. İstanbul'daki afet toplanma alanlarının birçoğunda ne yazık ki toplanmak mümkün değil. Öyle ki çoğu hem çok küçük hem de binaların ortasında kalıyor. Dahası toplanma alanı olarak belirlenen birçok okul içinde yıkım kararı çıktı. Allah'ım! İstanbul çok kalabalık ve her yer bina dolu. Zaten İstanbul'da öyle bir deprem olsa üstümüzde çimento döksünler. Duvarların üzerinde tabelalar görüyoruz. 1,5-2 metrekarelik alanlarda afet toplanma alanı tabelalarını görüyoruz. Yeşil alanlar çok önemli. Mega kent İstanbul'da iğne atsanız yere düşmüyor. Hem kalabalık nüfusu yüzünden hem de sık sık dikilen binalar yüzünden. Hal böyle olunca büyük felaketin ardından İstanbul'daki afet toplanma alanları en büyük soru işaretlerinden biri oldu. Mesela Eminönü veya Taksim kesinlikle yok yani öyle bir şey. Yeşil alan kısıtlı. Bazılarının yerine alışveriş merkezi ya da rezidanslar dikildi bile. Peki hem uzmanı hem vatandaş bu işe ne diyor? Ben Adapazarı depreminde enkazdan çıktım. Kızımı da tuğlaların altından çıkardık. Biz yaşadık, gördük. 2020 verilerine göre neredeyse 5600 afet toplanma alanı ve 2200'den fazla geçici barınma alanı olduğu belirtiliyor. Ancak ne yazık ki bunlar zaten zaman içerisinde büyük bir kısmı alışveriş merkezlerine, rezidanslara dönerek yok oldular. Burası Kağıthane'de bir lise. Önceden okulun önünde afet toplanma alanıdır diye tabela vardı ama o tabela kaldırıldı. Çünkü bu okulun depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktı. Hem eski ya da yenilerinde denetimsiz bir şekilde yapıldığını gördük. Bu alanların içinde toplanmak mümkün olmadığını ne yazık ki biliyoruz. 5. katta oturuyorum. Şöyle bakıyorum, arkamdaki bina daha yüksek üstünde. Bir şey olsa üstüme dökülecek. Bu alanların metrekare olarak da sıkıntısı var. Çünkü civardaki nüfus kalabalık, mahalle kalabalık. O yüzden metrekare olarak da yeterliliği tartışılıyor. O kadar küçükler ki afet toplanma alanı olması ne yazık ki mümkün değil. Herkes elini vicdana koyacak, torunlarını düşünecek. Atatürk'ün silah arkadaşı, ünlü siyasetçi Hüsrev Gereden'in özel eşyalarının çoğu gelini Canan Gereden'in evindeydi ama o aile yadigarlarının hepsi çalındı. Canan Gereden üzgün, onlar sadece altın, mücevher değil, ailemizin belleğiydi, diyor. Tabii ki hepsi önemli. Hepsi bir kere çok pahalı şeyler.
Fakat en önemlisi ya yani o aile yüzü ve keşke geri gelsin. Biraz insaflı olsa hırsız. Armalı aile yüzüğü, mücevher taç, saatler, yakın tarihin zarif tanıkları hepsi uçup gitti. Çok üzüldüm. Bir geçmiş yok oldu. Bellek gitti. Tamamıyla silindi. Atatürk'ün silah arkadaşı, ünlü siyaset adamı Hüsrev Gereden'in gelini, yönetmen Canan Gereden'in Şişli'deki evine giren hırsız adeta ailenin belleğini sildi. Torunumun arkadaşı Fas'a gidiyordu, bana bir kutu bıraktı, 800 euro kadar ve altın bilezik. Onları bana bıraktı, emanet etti. 3 hafta sonra döndü. Ne olduysa o 3 hafta zarfında oldu. Canan Gerede soyulduğunu o aile dostu emanetlerini geri isteyince anladı. Kutuyu verdim ona, açtı. 800 eurodan 300 euro kalmıştı ve altınları gitmişti. Hırsız ya da hırsızlar Canan Gereden'in evine girdikten sonra işte yan tarafta bulunan bu odaya geldiler ve burada ailesine ait bütün değerli eşyalar, manevi değeri olan her şey, ziynet eşyaları buradaydı. Bu Kore dolabını açtılar ve içinde Hüsrev Gerede'ye ait aile armasının bulunduğu yüzüğü, tiara denilen mücevher taç, yüzükler, altın saatler, onları alıp buradan uzaklaştılar. Onun üzerine ben de gittim dolaba, baktım. İlk büyük kutuya baktım. Tiara vardı içinde kayınvalidemin. Ta Galip Kemal Söylemezoğlu Lami Hanım'a evlendiği zaman hediye etmişti bunu. Mücevher taç. Şok yaşadım. Boştu kutu. Bu dolabın içindeydi. İşte boşaldı gördüğünüz gibi. Hırsızlar yükte hafif ama manevi değeri ağır ziynet eşyalarını çalıp gitti. Aynı zamanda Gerede ailesinin aslında bir nevi belleğini de sildi. Çünkü hatıraları yok olup gitti. Şimdi Canan Gerede çalınan eşyaların geri getirilmesini, aynı zamanda belleğini yeniden kazanmak istiyor. Bütün bir hayat vardı orada. Hayatlar, yaşanılmışlar. Hepsi silindi gitti. Kızımın kasasında duruyordu evinde. Kasa kırıldı. Bu evde daha korunur halde olur diye düşündüm. Yani gerçekten çok profesyonel. Herkes diyor ki tanıyan biri yaptı bunu. Polis o hırsızların peşinde. İş yaparken aman dikkat, gömlek denerken montunu askının üzerinde bırakan genç hayatının en pahalı alışverişini yaptı. Kaşla göz arasında 700 doları gitti. 8 dakika boyunca uğraşmış yani, defalarca denedi zaten. Hayatının en pahalı alışverişini yaptı, bir gömlek pantolon uğruna 700 dolarını kaptırdı. Kim bilir ne zamandan beri o parayı biriktiriyordu. Özbekistanlı bu genç birkaç aydır İstanbul'daydı. Ülkesine dönmeden önce alışveriş için bu mağazaya geldi. O giysi seçerken içeri bu adam girdi. Hırsız Fatih'teki bu mağazaya müşteri gibi geldi. Eline bir tane gömlek aldı ama asıl amacı alışveriş yapmak değil, hırsızlık yapmaktı. Özbek genç tedbirsiz davranmış, montunu askının üzerine bırakmıştı. Hırsız o fırsatı kaçırmadı. Düzenle kontrol edip tekrar düzenle montun cebine koyup montu tarafının üzerine bırakıyor. Acele etmedi, doğru zamanı bekledi. Hiç umurunda değil, tekrar aynı şekilde aldı yani parayı. Vakit kazanmak için Özbek gence moda danışmanlığı yapmaya bile kalktı. Bu sana yakışmadı, tekrar değiştir falan bahanesiyle tekrar adamı kabine sokuyordu. Gözü müşterinin montundaydı. Elindeki kıyafetleri paravan olarak kullandı. Dakikalarca montun cebindeki cüzdanı almaya çalıştı ve sonunda başardı. Sadece dolarları çıkarıp tekrar cüzdanı tekrar aynı şekilde yerine yerleştiriyor. Talihsiz genç başına geleni montunu giyince anladı. Artık 5 kuruşsuzdu. Arkadaşlarından borç aldı. Ülkesine öyle dönebildi. 3-4 aydan beri çalışıyor. 700 dolarını biriktirebilmiş sadece. Ara sokakta kendisi de dolaştı ama maalesef bulamadı. Karabük'te bir parkta pişkinliğin, sınır bilmezliğin boyutlarını zorlayan bir hadise yaşandı. Yaşlı bir adam yediği çekirdeklerin kabuklarını yere atmakla kalmadı. Kendisini uyaran temizlik görevlisine de maaş alıyorsunuz yanıtını verdi. Özür dilemek yerine üstüne bir de işte bu cümleyi sarf etti. Pişkinliğiyle pes dedirtti. Senin yaşına hürmet ediyorsun ama sen hala şey yapıyorsun değil mi? Yer Karabük Şehir Parkı. Elinde koca paket çekirdekle banka oturan adam kabukları yere atıyordu. Görevli yanına gitti, uyardı. Adam
Zevkine burada çekirdek çıkacak. Ben temin tamam çekeceğim. Benim param bunu veriyor. Görüyor musun? Canımı çıkıyorsun. İki kişi çalışıyoruz biz burada ya. Kusura bakmayın, haklısınız dese yetecekti. Ama uyarılırken bile kabuk saçmaya devam etti. Siz uyardınız galiba. Biz uyardığımız halde hala bize şey yapıyor, dayılanıyor da. Personelin sabır testi adam söylediği bir cümleyle de haddini aştı. Biz temizlikçiymişiz. Biz temizleyecekmişiz. O çekirdek atacakmış. Biz temizleyecekmişiz sürekli. Biz zaten temizliğimizi yapıyoruz. Sultangazi'de bir kasap her sabah kapıya bırakılan tavuk teslimatını beklerken bir hırsız da fırsat kolluyordu ve bir koli tavuğu kaşla göz arasında çalıp kaçtı ama kameralara yakalandı. Tavuklarım çalındı. Aşağı doğru kaçmış. 300-400 lira civarında bir zararım var. Önce uygun anı kolladı, sonra kasaba girip saniyeler içinde bir koli tavuğu çaldı. Bu kasaba her sabah taze günlük tavuk getiriliyordu. İşte o günde bu koliyle tam 8 kilo tavuk getirilmişti. Gelen tavukları ben arkamı dönükken fırsat kollayıp kaşla göz arasında alıp kaçıyor. Sultangazi'deki kasap dükkanı sahibi Selahattin Sorgun tavuk teslimatını bekliyordu. Tavukları buraya bırakıyorlar. Ben de arkam dönük şekilde çalışıyorum. Bir anda olmadığını fark ettim. Aç olduğunu tahmin etmiyorum. Bence satıp belki parayı çevirmek istemiştir. Tavukları çaldıktan sonra o adam bu markete geldi. Tavukları da işte buraya koydu. İçeri girip poşet aldıktan sonra buradaki tavukları poşete koyarak hızla uzaklaştı. Benden bu poşeti istedi. Ben de poşeti verdim. Dışarı çıkıp koyup kaçtığını gördüm. Siz anladınız mı bir hırsız olduğunu? Anladım. Halinden belliydi. Her hareketinden belliydi. Koşarak geldiğini gördüm. Siz hırsız olduğunu anladınız ama poşet vermişsiniz. İstedi. Kasada müşteri vardı. Düşünmeden verdim. Polis şimdi tavuk hırsızının peşinde. Ocak ayı başında 190, Şubat sonunda 260 lira. Bu ara kasaba uğrayanlar neyin fiyatından bahsettiğimi çok iyi anlamıştır. Et fiyatlarında artış sürüyor efendim. 1 kilo kıymanın fiyatı neredeyse 300 lira olmak üzere. Üstelik iddiaya göre bazı toptancılar depremi fırsat bilip fiyatları daha da arttırdı. Haftada iki sefer zam geldi. Fiyatların artık biraz düşmesi gerekiyor. 1 kilo kıyma 300 liraya dayandı. Hem müşteriler isyan etti hem de kasaplar. Her gün yeni zamlar geliyor. Gerçekten hiç iyi bir durum değil. 6 Şubat'ta deprem oldu. Deprem olduktan ertesi gün hemen firmalar bize zam fiyatlarını söylediler. Yaklaşık 50-60 TL zam geldi. Et fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Kırmızı et neredeyse haftada iki kez zamlandı. İşte kıymadan dana kuşbaşına, biftekten antrikota, et fiyatlarındaki son durum. 260 lira kıymamız, 389 lira antrikotumuz, 354 lira biftek, kuşbaşımız 270 TL oldu. 1 Ocak'ta kıyma ne kadar? 190. Kuşbaşı? 200. Antrikot? 330. Şimdi kıyma ne kadar? 260. Kuşbaşı ne kadar? 270. Antrikot? 385 lira oldu. Deprem maalesef insanlar fırsatçılığa çevirdi. 50-60 lira kadar yükselttiler fiyatları. Kırmızı ete gelen zamlardan en çok nasibini kıyma aldı. Ocak ayı başında kıymanın kilo fiyatı 190 lirayken şu anda Şubat ayının sonunda kilosu 260 lira. Üstelik Ramazan ayında tekrar zam gelmesi gündemde. Uçtu gidiyor, daha Ramazan'da ne olacak bakalım. Ramazan'da bu gidişle bizler değil hiç kimse yiyemeyecek. Üzülerek söylüyorum ki 300'ü geçecek maalesef bu gidişle yani. 300-320 lira, 330'a bandına geliyor. Şovan Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.